Kandını sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mihrac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risalete giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, li etba'ı eshabına olsun ya Rab. Amin. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, yine bir cuma gününde, cuma sohbetinde özel bir vakitte sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu saatlere, bugüne kavuşturan Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu günümüzü mübarek eylesin. Ve bu mübarek gün ve saatlerden en güzel şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve bu saatte yaptığımız, yapacağımız duaları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Hasta olan kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hem bu Covid salgını dolayısıyla hem de başka çeşit hastalıklar sebebiyle Cenab-ı Allah bütün hasta Müslümanlara, kardeşlerimize hayırlı, acil şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ihsan eylesin. Cenab-ı Allah, muradı olan kardeşlerimiz var. Evlenmek isteyen kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah, evlilik isteyen kardeşlerimize salih ve saliha eşler nasip eylesin. Çocuk bekleyen kardeşlerimiz var yuvalarına. Cenab-ı Allah, o çocuk bekleyen kardeşlerimize de hayırlı, salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Amin. Ve o evlatları da salih olarak yetiştirmeyi onlara ve cümlemize nasip eylesin. Borcu olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah bu mübarek saat hürmetine borçlarını helalinden ödemeyi nasip eylesin. Ve hiçbirimize kaldıramayacağımız borcun altına girdirmesin. Ve Cenab-ı Allah bu dünyada da ahirette de huzuruna kul hakkıyla kul borçlarından dolayı çıkmaktan bizleri münezzeh kılsın. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza buyursun diyelim inşallah. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bu dedik ya, yani hiçbirimizin karşılaşmayı düşünmediğimiz, aklımıza hayalimize gelmedik bir sıkıntıyla karşılaştık. Böyle bir virüs denilen salgınla karşılaştık, yüz yüze kaldık. Tabii bu süreç hepimize çok ağır sorumluluklar getirdi. Hem ruhen, hem bedenen, hem maddi hem manevi anlamda hepimizi etkiledi. Bu süreçte en fazla etkilenen iki sınıf insan vardı. Onlardan birisi yaşlılarımız, büyüklerimiz, değerlerimiz, bizim tarihle olan, geçmişle olan bağlantımız, bizim için rahmet vesilesi, bizim için merhamet vesilesi olan ve sofralarımıza bereket vesilesi olan, Cenab-ı Allah'ın da rahmetini üzerimize celbetmeye vesile olan büyüklerimiz, yaşlılarımız, anne babalarımızdı. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Cenab-ı Allah onlara sağlık ve sıhhat versin inşallah. İşte onlar hakikaten bu süreçten ciddi anlamda etkilendiler. Çünkü uzunca bir süre karantina dediğimiz, sosyal mesafe dediğimiz, kendilerini muhafaza etmek adına devletimizin yetkili organları tarafından açıklanan o şemaya uyarak evde kaldılar, kendilerini muhafaza ettiler. Bir de etkilenen ikinci bir grup insan vardı ki, onlar da bizim gelecekle olan bağımız, çocuklarımız, yavrularımız, yarınlarımız kıymet kardeşlerim. Çocuklarımız da yine bu süreçten çok ciddi anlamda etkilendiler. Hem okullar kapandı, okula gidemediler, sokağa çıkamadılar uzunca bir süre. Ve şimdi de malumunuz yaz Kur'an kurslarına gidemiyorlar. Evlerinden yaz Kur'an kursunu takip etmek zorunda kaldılar. Bu anlamda kıymet kardeşlerim, bu iki sınıf çok ciddi anlamda etkilendiler. Cenab-ı Allah bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın. İşte bugün biz çok değerli bir konuğum var. Konuğumla bu süreçten en fazla etkilenen ikinci sınıf dediğimiz yarınlarımız,
gençlerimiz, çocuklarımızla ilgili süreci konuşacağız. Ve bu süreçte nasıl etkilendiler, şu anda neler yapıyorlar, neler yapmaları lazım, onları bu sürecin zorluklarından korumak için, rahatlatmak için neler yapabiliriz, onlar üzerinde inşallah konuşacağız. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda çok ciddi gayretler içerisinde ve projeler yürütüyor. İşte inşallah kıymetli hocamla bunları sizlere ifade edeceğiz, etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Hocam. Hocam ekrandan ben izleyicilerimize sizi tanıtmadım. Çünkü ekrandan izleyicilerimizin çoğu sizi tanıyor. Eyvallah. Hem tefsir derslerinizle hem böyle güzel sohbetlerinizle, samimiyetinizle Allah ki daha önce de bu ekranlardan izleyicilerimize seslendik. Ama isterseniz yine de izleyicilerimize ismen buyuralım. Konuğum Haliliye ilçe vaizimiz Muzaffer Yüzücü Hocam. Güler yüzüyle, samimiyetiyle Eyvallah. İnşallah bizlere konuk oldular. Hocam cumamız mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun hepimize inşallah hocam. Amin. Kıymetli hocam, hakikaten bu süreç farklı bir süreç. Zor bir süreç yaşıyoruz. Ve bu süreçte de yükümüz arttı. Tabii bütün insanların kendi çapında yükleri arttı ama özellikle din görevlisi olma adına, dini yaşama, yaşatma, anlamlandırma adına bizim sorumluluğumuz çok daha fazla arttı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da güzide bir personeli olmak adına, yine öyle böylesine önemli bir kurumun personeli olmak adına sorumluluğumuz daha fazla arttı. Evet. Şimdi isterseniz şimdi önce yaz Kur'an kurslarından başlayalım. Hı hı. Yaz Kur'an kurslarından yani başladıktan sonra çocuklarımızın ne şekilde azami derecede faydalanmaları için neler yapabiliriz onları da konuşacağız ama önce isterseniz yaz Kur'an kurslarının bizim için ifade ettiği anlam nedir? Evet. Ondan bahsedelim. Şimdi Ömer Hocam siz de sohbetin başında ifade ettiniz. Dünya olarak esasen malum zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok doğru. Öyle bir süreç ki bütün hayatımızı etkiledi. Bütün sosyal hayatımızı etkiledi. İbadet hayatımızı etkiledi. Efendim eğitim hayatımızı etkiledi. İş hayatımızı etkiledi. İşte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Malum ülke olarak Mart ayından itibaren devletimiz de bu salgın karşısında, bu pandemi karşısında bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler bizi de kapsadı elbette din görevlileri olarak. Neydi işte? Camiler belli bir süreliğine ibadete kapatıldı. Hatta ve hatta cuma namazlarını bile kılamadık. Hatırlayınız ki bizler Ramazan'a bile bu süreç içerisinde buruk bir şekilde girdik. Çünkü bizler normalde Ramazan aylarımızı camilerimizde ibadetle, itaatle, beraberce beş vakit namazı kılarak, efendim mukabeleler okuyarak, hatta kimi kardeşlerimiz o camilerimizde, mescitlerimizde itikafa girerek Ramazan'ın feyzinden ve bereketinden istifade ettiler geçmiş yıllarda. Ama bu pandemi süreciyle birlikte bizler bunları Ramazan'da maalesef yapamadık. Bir mümin olarak bizler elhamdülillah ne yaptık? Bu sefer evlerimizin bir köşesini mescide çevirdik. Yeri geldi çocuklarımızla beraber namaz kıldık. Beş vakit namazı cemaatle kıldık. Yeri geldi teravih namazlarımızı berabercene evde kıldık. Yeri geldi berabercene çocuklarımızla mukabeleler okuduk. Bu şekilde geçirdik elhamdülillah. Tabii zorlu bir süreç. Bizim yapmamız gereken nedir? Özellikle biz Müslümanlar olarak sık sık gerek ülkemizdeki bilim kurulu uzmanlarının ve başta Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu önerilere, vermiş olduğu talimatlara uymaktır. Gerçekten biz bugün Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu o önerilere, o kurallara uyduğumuz zaman inanıyorum ki Ömer Hocam biz bu süreçten en az zararla çıkacağız. Bu düşünce içerisindeyim. Nedir bu? Özellikle bize tavsiye edilen şeylerin başında. Doğru. Birincisi dışarı çıktığınız zaman, bir kalabalığa karıştığınız zaman maske takmak. Doğru. Bu özellikle bunun üzerinde duruluyor yani. Çünkü maskeyle sizler taktığınız zaman, ben taktığım zaman ve diğerleri taktığı zaman ne olacaktır? Hem ben kendimi hem de sizi korumuş olacağım. Doğru. Bununla beraber
Sosyal mesafe. Evet. Bu da son derece önemli. Hı-hı. Bu kurala da bizim uymamız lazım. Doğru. Ve üçüncü olarak da hijyen, temizlik. Evet. Ve bizim eksiksiz bir şekilde esasen bu kurallara uymamız lazımdır ki bu süreç içerisinde en az zararla çıkabilelim inşallah. Çünkü öyle bir süreç ki şu an ne zaman biteceği de meçhul Ömer Hocam. Çok doğru. Ne zaman bundan kurtulacağımız da meçhul. Evet. Onun için bize düşen bir mümin olarak, bir Müslüman olarak gereken tedbirleri almak ve gereken tedbirleri aldıktan sonra da Cenab-ı Allah'a tevekkül etmektir inşallah. Biz de sizin sohbetimizin başında yapmış olduğunuz o dualara en kalbi duygularımızla amin diyoruz. Yüce Rabbim inşallah bu belayı da bizim memleketimizin üzerinden, İslam alemi üzerinden, insanlığın üzerinden ve dünyanın üzerinden bir an önce ref ve def eylesin inşallah. Amin. Ömer Hocam, Kur'an kurslarından bahsettiniz. Doğru. Aynen. Maalesef yaz geldiği zaman artık çocuklarımız okulların tatile girmesiyle beraber mescitlerimizin, camilerimizin birer gülleri oluverirler. Her yaz biz bunu yaşadık. Siz de imamlık yapıyorsunuz. Ben de 13 yılımı imamlığa verdim. Yazlar geldiği zaman artık çocuklarımız camilere akın akın geliyorlar. Allah'ın kitabını öğrenmek için, Allah'ın dinini öğrenmek için, peygamberini tanımak için camilere ebeveynlerinin iştirakıyla, destekleriyle camilere geliyorlar. Görevli arkadaşlarımız da Allah razı olsun büyük bir özveriyle çalışarak 3 ayı nasıl bu çocuklara faydalı olabiliriz? Kur'an konusunda, din konusunda, ahlak konusunda, erdem konusunda bütün gayretlerini sarf ediyorlar. Ama maalesef ki öyle bir süreçten geçiyoruz ki bizim Ramazanımızı etkilediği gibi biraz önce dedim ya öyle bir süreç ki ibadet hayatımızı bile etkiledi. Çok doğru. Öyle bir süreç ki eğitim hayatımızı etkiledi. Kur'an kurslarımızı da etkiledi. Doğru. Ve maalesef ki bu sene bizler camilerimizde çocuklarımızı ağırlayıp onlara Kur'an dersi veremiyoruz. Lakin elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığımız da ne yaptı? Her ne kadar bu süreçte çocuklarımızın tabii ki korunması, çocuklarımızın bu hastalıktan beri tutulması ve toplumumuzun biraz önce dediğim gibi selametli bir şekilde bu pandemi sürecinden çıkabilmesi için almış olduğumuz tedbirlerden bir de geride bu. İşte çocuklarımız her ne kadar camiye gelmemiş olsa bile bizler aynen Ramazan'da dedik ya evimizin bir köşesini mescit haline getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız da işte biz bu çocukların evlerini nasıl o Kur'an kurslarına çevirebiliriz? Nasıl o mescitlere, nasıl o camilere, nasıl bir eğitim yuvasına çevirebiliriz? Evet. Elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet TV'de her gün hafta içlerinde her gün saat 10.30'da Kur'an öğreniyorum dersiyle bütün çocuklarımızın karşısına çıkıyor. Hocalarımızın iştirakleriyle ve akabinde dinimi öğreniyorum programıyla çocuklarımızın huzurunda. Evet. Ve daha sonra saat 17'de gündüz yani 5'te bu sefer ileri düzeyde olan çocuklarımızın yani Kur'an'ı okuyan çocuklarımızın o Kur'an'ın hakkını vererek, mahreçlerinin hakkını vererek, efendim tecvid kurallarına uyarak nasıl okumaları gerektiği konusunda bir tecvid dersi de koymuşlar. Ve akabinde de yine sabah dinimi öğreniyorum dersinin tekrarıyla elhamdülillah ülkemizdeki çocuklarımızın karşısında hocalarımız Diyanet TV'nin de katkılarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkılarıyla umuyorum ki işte inşallah bizler her ne kadar dediğim gibi camilerde Kur'an kurslarından bu sene istifade etmesek bile işte bu programlarla inşallah çocuklarımız istifade etmiş olurlar. İnşallah. Değerli hocam şimdi bir de şeye ben baktım, Diyanet TV'nin yayın akışına baktım, anlatım tarzına baktım, hocamanla hocalarımızın ifadelerine, öğretim tarzına dinledim Kıymet Hocam. Yani hakikaten her kesimden kardeşimizin, hepimizin din görevlisi olduğumuz halde hepimizin böyle istifade edebileceği, faydalanabileceği şekilde çok güzel bilgiler veriliyor. Elhamdülillah. Sahih bilgiler veriliyor. Anlatım tarzı güzel. Hı hı. Ondan sonra çözünürlük, ekran çok güzel. O samimiyet güzel. Geriye bir şey kalıyor Kıymet Hocam.
Hatta ben şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Allah razı olsun, toplumda bu anlamda çok büyük bir eksikliği gidermiş oluyor yaz Kur'an kursuyla, bu kanalıyla ve özellikle de yani her kesime istifade edebileceği şekilde bir anlatımla, bir müfredatla böyle halkla buluşması, bize gelmesi, evlerimize misafir olması daha büyük bir anlam ifade ediyor. Bir diğeri de Kıymet Hoca, mesela biz örneğin cami imam hatipleri olarak, görev Kur'an kursu hocalarımız olarak çoğu zaman biz örneğin öğrenci işte velilere diyorduk ki yaz Kur'an kursu gelince çocuklarımızı camiye gönderelim, Kur'an kursuna gönderelim. Ve onlar da Allah razı olsun gönderiyorlardı. Her yıl 3 milyona yakın öğrenciyi bizler camilerimizde, Kur'an kurslarımızda ağırlıyorduk. Fakat biz bir türlü o velilere ulaşamıyorduk. Yani veliler çocuklarını gönderiyorlardı, Allah razı olsun. Çocuklar gelip ders alıyorlardı, gidiyorlardı. Ama biz o velilerle bağı kuramıyorduk. Veliler de belki camda kimisi utangaçlıktan, işte hocam ben bilmiyorum deme utangaçlığından dolayı, kimisi belki işteki meşguliyetinden dolayı gibi gibi birçok nedenle onlar camiye gelmiyorlardı. Kur'an kurslarına gelip de Kur'an öğrenmek için çabaya girmiyorlardı. Ama bu Diyanet TV yayınları aracılığıyla artık hocalarımız evlere girdi. Elhamdülillah. Yani bu süreçten inanıyorum ki birçok anne baba da hani evladım şu dersi takip et, gel beraber oturup takip edelim dediği zaman, o dersi takip ederken birçok anne baba da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olacak, harflerini tanımış olacak, bilenler tecvid öğrenmiş olacak, dini bilgilerini geliştirmiş olacak. Bu vesileyle inşallah hayra da vesile olacak diye i̇nşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Şimdi Ömer Hocam, evet, hani teknolojiden bahsediyoruz. Evet. Gerçekten öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, düşünün ki Kur'an Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde nazil oldu, değil mi? Çok doğru. Ve biz o dönemi düşündüğümüz zaman, evet, o dönemin Arabistan Yarımadası'nı şöyle bir tefekkür edelim, bir düşünelim Allah için. Ne vardı? Yani bakınız, bugünle o günü karşılaştırdığımız zaman, kısaca bir ulaşım bakımından düşünelim. O günün ulaşımıyla bugünün ulaşımını bir karşılaştıralım. O günde insanlar, örneğin bir 90 kilometre yol kat etmek istedikleri zaman ne yapıyorlardı? Develerle gidiyorlardı, değil mi? Evet. Çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Evet. Ve o 90 kilometrelik yolu develerle kaç saatte kat ediyorlardı belki. Ama günümüzde buradan bir 90 kilometrelik yolu kat etmek istediğim zaman hemen evimizin önünde arabamız var. Çok doğru. Ve daha uzak yerlere gitmek istediğimiz zaman uçakları gibi var. Bir nimet var. Elhamdülillah. Bu sadece bir örnek. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Ama buna rağmen düşünün ki Efendimizin yaşadığı o dönemde bu kadar bolluk, bereket de yoktu. Yeme bakımından. Çok doğru. Yani daha 20-30 yıl öncesini bile bizler düşündüğümüz zaman, değil mi? Evet. Bir kış geldiği zaman annelerimiz ne yaparlardı? Kış için yazdan kalan bazı sebzeleri kuruturlardı ki kışın onları bizler pişirelim de yiyelim gibisinden. Doğru. Ama bugün bakıyoruz ki artık kışla yaz kalmadı, kalmadı. Yani yazdaki bir meyveyi kışında bulabiliyorsunuz. Veya kıştaki bir meyveyi yazında bulma imkanınız var. Öyle bereketli bir dönemden geçiyoruz. Böyle bereketli bir zamandayız. Her yönüyle aslında. Çok yeme doğru. İçme konusunda, ulaşım konusunda. Doğru. Ve diğer günlerde. Şimdi buna rağmen, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona tabi olan o insanlara ne emir buyuruyor? وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın sizlere bahşetmiş olduğu nimetleri saymaya kalkışırsanız sayamazsınız. Buna gücünüz ve kuvvetiniz yetmez. Çok doğru. O kadar ki Allah'ın bir insan olarak bahşetmiş olduğu nimetler çok. Evet. Yani o kadar kısıtlamalar olmasına rağmen o dönemde Yüce Rabbimiz yine de bu ayetle o insanlara hitap ediyor. Günümüze geldiğimiz zaman acaba bu bolluk, bu bereket, mesela teknoloji o kadar da gelişmiş değil mi? Hakikaten. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birilerini irşat etmek istediği zaman. Evet. Taif'teki insanları irşat etmek istiyor Allah Resulü. Doğru. Onlara böyle bir televizyon kanalıyla veya bir internet aracılığıyla, bir telefonla Peygamberimizin ulaşma imkanı yoktu. Doğru. Allah Resulü onları irşat etmek amacıyla ne yapıyordu? Ya kendisi bizzat oraya gidiyordu veyahut da
sahabesine, ashabını aynı dünyanın dört bir yanına gönderdiği gibi. Doğru. Bir Medine'ye hicret etmeden evvel Allah Resulü kendisinden önce Medine'deki Müslümanları irşat etmek amacıyla Mus'ab bin Ümeyr'i gönderiyor. Evet. Mus'ab hicretin zeminini oluşturuyor. Öyle ki Mus'ab oraya gittiği zaman çalmadı, kapı bırakmıyor. Evet. Bütün o Medine'lileri ziyaret ediyor. Dini mübini İslam'a davet ediyor. Öyle ki onlara Kur'an'ı öğretiyor orada bazı sahabelere. Şimdi ama elhamdülillah günümüze baktığımız zaman Cenab-ı Allah bir televizyon gibi bir nimet bizlere vermiş değil mi? Çok doğru. İnternet gibi bir nimet bizlere vermiş. Telefon gibi bir nimet bizlere vermiş. Araba gibi bir nimet bizlere vermiş. Uçak gibi bir nimet bizlere vermiş. Şimdi biz bu nimetleri güzel bir şekilde kullanırsak, evet, ne yapacağız? Bakınız elhamdülillah bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız işte en güzel bir şekilde bu nimeti bizlere sunuyor değil mi? Aynen öyle. Düşünün televizyon olmasaydı, böyle bir imkan olmasaydı ve çocuklarımız da camiye gelmeselerdi. Evet. Biz ne yapmış olacaktık? Herkesin evine gitme imkanımız yoktu elbette. Mümkün değil. Ama elhamdülillah Cenab-ı Allah böyle bir nimeti bizlere bahşetmiş. Doğru. Ve biz de bu nimeti kullanarak bakın ne güzel. O evlere girebiliyoruz. O evlerin çocuklarına hitap edebiliyoruz hocalarımızın kanalıyla. Onlara Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyoruz. Kur'an'ı anlatıyoruz. Kur'an'ı öğretiyoruz. Ve biraz önce sizin de dikkat çektiğiniz gibi ebeveynlerine belki ulaşamıyorduk. Doğru. Ama bu alet sayesinde biz bugün ne yapıyoruz? Onlara bile ulaşabiliyoruz. Elhamdülillah. Onun için bu nimetlerin değerini ve kıymetini bilmeli. Bu nimetleri en güzel bir şekilde değerlendirmeli ve en güzel bir şekilde onlardan istifade edebilmeli. Şimdi bunlar nimet. Evet hocam. Ama siz isteseniz bunları kötü bir şeyde de kullanabilirsiniz. Doğru. Aynen bunu şuna benzetebiliriz. Dil bir nimettir değil mi? Evet. Ağız Allah'ın bizlere sunmuş olduğu en güzel nimetlerden birisi. Biz o ağızla, o dille hem konuşabiliyoruz karşımızdaki insanla, derdimizi ona anlatabiliyoruz. Efendim vücudumuz için gerekli olan gıdıyı, sıvıyı alabiliyoruz. Evet. Dil bir nimettir. Konuşabiliyoruz bakınız. Doğru. O dil sayesinde bizler istesek insanlara Kur'an'ı öğretebiliyoruz. İstesek Kur'an okuyoruz. Çok doğru. İstesek peygamberimizi anlatıyoruz. İstesek onların dertliğiyle dertleniyoruz. Doğru. Ama siz o dili alıp başka türlü de kullanabilirsiniz. Çok doğru. Yalan konuşarak insanları aldatabilirsiniz. Evet. O insanların gıybetini de edebilirsiniz. O insanlara sizleri tenzih ediyorum. Küfredebilirsiniz. Doğru, yani bir dil nimettir. Onu güzel bir şekilde de kullanabilirsiniz. Doğru. Kötü bir şekilde de kullanabilirsiniz. Aynen teknoloji de böyle. O teknolojiyi isteseniz sizler güzel bir şekilde kullanabilir, istifade edebilir, insanların istifadesine de sunabilirsiniz. Doğru. İsteseniz insanları Allah muhafaza etsin, yollarından çıkarma, onları dininden uzaklaştırma değil mi? Doğru. Bu yönde de kullanabilirsiniz. Ömer hocam şunu da bir de hocam affınıza sığınarak araya gireyim. Estağfurullah. Hani büyükler der ya hocam kitaplarımızda der ki her malın zekatı cinsinden olur ya. Şimdi yayının zekatı biz eskiden araba yoktu. Araba alınca kıymet hocam köyde görev yapıyoruz. Araba alınca köy yolundan gidince şehre doğru yol üzerinde kim varsa alırdık bindirirdik. Oraya gideceği yere varana kadar ve bize dua ederlerdi. Ya işte hatta ücretini verelim dedikleri zaman derdik ki bu arabanın zekatı şey anlamında. Sadakası gibi anlamında. Hocam televizyonun teknolojinin zekatı da herhalde bu olsa gerek. Yani bu ekranlardan böylesin bir değerli hocalarımızı ağırlayarak böyle şey yapmak. Bu insanlara İslam'ı anlatmak, iyiliği anlatmak, evet, hakikati anlatmak, erdemli bir hayata yönlendirmek. Bu anlamda bence Güneydoğu Televizyonu da ekranın, bu teknolojinin zekatını verme adına, sadakasını, evet, verme adına, evet, çok güzel bir hizmete bulunuyorlar, infakta, evet, bulunuyorlar. Cenab-ı Allah yönetim kurulu başta olmak üzere hepsinden razı olsun. Bu hizmeti daha ilerlere götürmeyi nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah. Ömer hocam bakınız bugün çocuklarımızdan inşallah, evet, bizler Kur'an kurslarını bağlamında çocuklarımızdan da elbette ki söz ediyoruz. Doğru. Çocuklarımız bizim gözlerimizin nuru. Elhamdülillah. Çocuklarımız Cenab-ı Allah'ın bizlere bahşetmiş olduğu en önemli nimetlerin başında geliyor. Çocuklarımız bize Cenab-ı Allah'ın birer emaneti. Çocuklarımız bize dünyamızın, evet, böyle güzelleşmesine vesile olan şeyler. Yuvamızın neşesi. Çok değil mi? İşte bu çocuklarımıza karşı ebeveyn olarak, anne, evet, ve baba olarak bir takım vazifelerimiz ve sorumluluklarımız vardır elbette.
Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadis-i şeriflerinde yer yere bize bu konuda bilgi vermişlerdir. Bakınız Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam özellikle çocukların eğitimi konusunda, çocuklara güzel bir ahlak aşılama konusunda şöyle buyuruyor bizlere. Bu hadis son derece önemlidir. Hepimizin belki de hoca arkadaşlarımızdan, vaizlerimizden, müftülerimizden, imamlarımızdan, müezzin kayınlarımızdan, hatta Kur'an kursu hocalarımızdan duymuş olduğu bir hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir anne ve baba çocuklarına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakmış olamaz diyor. Güzel. Daha büyük bir hediye bırakmış bunun olamaz. Bunun mali karşılığı yok Kıymet Hoca. Mali güzel bir karşılığı ahlakın, yok. Maddi bir karşılığı yok. O yani. Çocuklara güzel bir ahlak aşılamak. O çocukları kendisine, o çocukları ailesine, o çocukları akrabalarına, o çocukları komşularına yararlı bir fert olarak yetiştirmek. Gayrı bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Kesinlikle hocam. Başka bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yapan ebeveynlere de şöyle bir müjdede bulunuyor. Üç sınıf insan vardır ki diyor Allah Resulü. Onlar vefat ettikleri zaman bile amel defterleri kapanmaz. Kıyamete kadar amel defterleri yazılır. Kimlerdir bunlar? İşte arkasında sadakayı cariye bırakan insanlar. Yani vefat etmiştir ama dünyada insanların istifadesine sunmuş bir eser bırakmıştır. Doğru. Bir köprü bırakmıştır, bir yol bırakmıştır. Efendim bir çeşme bırakmıştır, bir okul bırakmıştır. Evet. Bir mescit, bir cami bırakmıştır. Doğru. Aklınıza gelebilecek her bir şey. Evet. Öyle bir eser bırakmış ki onun ölümünden sonra bile insanlar ondan istifade ediyor. Ne güzel. Böyle insanların amel defterleri kapanmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah onun amel defterlerine sevaplar yazar. Güzel. İkincisi arkasında insanların istifade etmiş olduğu faydalı ilim bırakan insanların da amel defterlerinin kapanmayacağı ve üçüncü olarak Ömer hocam arkasında salih evlat, ahlaklı evlat, erdemli ahlak, erdemli insan, erdemli evlat bırakan anne ve babalarının da amel defterlerinin kapanmayacağını bizlere müjde veriyor. Düşünsenize siz öyle bir evlat yetiştirmişsiniz ki o evlat sizler öldükten sonra en azından sizin kabrinize, mezarınıza gelip ziyaret ettiği zaman sizin ruhunuza bir Fatiha okuyabiliyor. Sizin ruhunuza bir Yasin-i Şerif okuyabiliyor. Sizin ruhunuza bir hatim indirebiliyor, Kur'an okuyabiliyor, size dua ediyor. Değerli hocam, sizin yani yararınıza dünyanın, sadakalar veriyor. Dünyanın bütün servetini dahi bıraksanız Kıymet Hocam, yani size ulaştıramayacak, size gönderemeyecek ve o servetin size bir faydası olmayacak, hesabı olacak. Eyvallah. Ama çocuğunuzun size arkanızdan göndereceği o güzel bir dua buyurduğunuz gibi, yaptığı güzel bir iyilik, salih bir amel, sizi bir yad edişi inşallah size şeysiz, aracısız ulaşacak inşallah. Şimdi bakınız, biz mesela evlatlarımızın şunu düşünürüz değil mi Ömer Hocam? Evet. 7 yaşından itibaren bir okul süreci başlar. Doğru. Çocuklarımızın bir eğitim süreci başlar. Doğru. 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl işte efendim üniversite. Doğru. Değil mi? Çocuk bir işe girene kadar 25 yıl zaten geride kalıyor. Çok doğru. Ve biz o 25 yıl süreci içerisinde ne gayretler sarf ediyoruz, ne masraflar ediyoruz o çocuk için. Evet. Niçin yapıyoruz bunu? Ya diyoruz ki bu çocuk işte dünyada ferah bir hayat yaşasın. Kimseye muhtaç olmasın. Evet. Önemli bir makam ve mevkiye gelsin. Saygın bir işi olsun. Bunu yapıyoruz ve bunun için de gerekli olan çabayı sarf ediyoruz. Çok biz bile bunu yapıyoruz. Elbette ki bir ebeveyn olarak bu bizim en doğal hakkımız. Evet. Anne baba olarak insana en doğal hakkı budur. Çok doğru. Her insan ister ki çocuğu güzel bir yerlere gelsin değil mi? Çok doğru. Bu önemli. Bütün bu gayretimizi yapıyoruz. Şimdi 25 yaşında o çocuk okulu bitirdi, işe girdi. Evet. Ve düşünün ki bu çocuk ne yapacaktır? 50 yıllık bir hayat yaşayacaktır. Bir doğru. iş hayatı olacaktır. Evet. 50 yıl. Yani bizim ülkemizin standartlarını düşündüğünüz zaman. Doğru. Değil mi? Bir insan en fazla yaşayacağı 75 yıllık bir ömürdür. Çok doğru. Bilemedin 80 yıllık bir ömür. Evet. Bu Cenab-ı Allah'ın takdirine kalmış bir şey. Ama sonuçta hepimiz öleceğiz değil mi? Çok doğru. Kimse bu dünyayı tapulamamış. Kimse bu dünyayı çocuğuna tapulama iradesine de sahip değil. Kesinlikle. Hepimiz öleceğiz. Doğru. Bir gün bu çocuklarımız da
Allah afiyet, sıhhat versin, uzun ömürler versin, imanlı bir hayat nasip etsin. Onlar da ölecekler. Çünkü ebedi olarak kalacağımız yer, mekan, menzil burası değil. Burası değil hocam. Asıl yurdumuz, asıl vatanımız ahiret yurdu. Biz buna iman etmişiz. Kur'an bize bu imanı aşılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu imanı bizlere aşılıyor. Şimdi bu güzel. Yani o çocuğun dünyalığı için insanların çalışması, dünyada insanlara faydalı olsun, dünyada saygın bir işi olsun, bir eğitim alsın, kendini bilsin, kendini tanısın. Bu güzel bir şey. Doğru. Ama şu eksik olan şu, biz dünyası için çalıştığımız kadar o evladımızın ahireti için de çalışıyor muyuz? O evladımızın ahiret alemini de düşünüyor muyuz? O evladımızın, bakınız bugün Allah korusun, amin, evladımızın bir eline bir şey olsa ciğerimiz sızlar değil mi? Çok doğru. Yüzüne bir şey olsa ciğerimiz sızlar. Çok doğru. Hasta olduğu ama zaman sabaha kadar yatamayız. Yani doğru. Böyle düşkünsünüz siz o evladınıza, o çocuğunuza. Peki sizler çocuğunuzun yanmasını ister misiniz? İstemez değil mi? İstemez. Hiçbir anne ve baba bunu istemez. İşte ahirette o çocuklarımız yanmasın. Evet. O çocuklarımız cennete girsin. O çocuklarımız cennette de bizimle beraber olsun. İçin de çalışmalıyız, gayret sarf etmeliyiz. Esasen bizim daha çok ahirette çalışmamız lazımdır. Hadi evet, dünyalığı da bir tarafa atmayacağız. Dünyamız için de çalışacağız. Ama ahiretimizi de unutmayacağız. Dünya ile ahiret arasında bir mümin olarak bizler gereken dengeyi sağlamalıyız. Hani ben demiyorum ki hadi hep beraber dünyayı bir tarafa atalım, sadece ahiret için çalışalım. Doğru. Hayır. Dünyamız için de çalışacağız ama ahiretimizi de unutmayacağız. Ahiretimiz için çalıştığımız gibi dünyamız için, dünyamız için çalıştığımız gibi ahiretimiz için de çalışacağız. Çünkü Kur'an'ın bizlere vermiş olduğu eğitim bu. Doğru. Yüce Rabbimiz, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar diye buyuruyor. Yani Ya Rab bizlere dünyada da ahirette de iyilik ver. Bize elim olan cehennem azabından koru. Bakınız dikkat edin Ömer Hocam. Dünyada iyilik ahiretten önce geliyor değil mi? Doğru. Çünkü biz o ahiret alemini de şu dünyada yaşayacağımız bu kısa ömür içerisinde belki kazanacağız. Onun için başta kendi nefsime söylüyorum. Burada bu ekranları başında bizleri dinleyen anne ve babalara seslenmek istiyorum. Ne olur? O çocuklarımızın dünyası için çalıştığımız gibi ahireti için de çalışalım. Ahireti için de çaba gösterelim. Onlara Kur'an'ı öğretelim. Onlara peygamberini öğretelim. Onlara Rablerini öğretelim. Onlara imanı aşılayalım. Onlara ibadet ettirelim. Bakınız Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu konuda o kadar hassas ki hadis-i şeriflerinde çocuklarınız 7 yaşına geldikleri zaman onlara namazı öğretin. Güzel. 10 yaşına geldikleri zaman eğer hala kılmıyorlarsa onları böyle zorlayın diye emir buyuruyor Peygamberimiz. Güzel. Çünkü çocuklukta kazanılan o güzel şeyler önündeki yıllarda da semeresini gösterecektir. İnşallah. Şurada çok önemli de Ömer Hocam. Hı hı. Ben bunu bizzat çevremde şahit olmuşuz. Hani biz de bir çocuğa bir şeyler verdiğimiz zaman geri dönüşümü hemen beklememeliyiz. İnanınız ki bizler o çocuğa Allah'ı anlattığımız zaman, peygamberi anlattığımız zaman, Kur'an'ı anlattığımız zaman, iyi insan olmayı anlattığımız zaman belki o zaman içerisinde birkaç sene içerisinde bunun semeresini alamayız. Ama ileriki zamanlarda onun semeresini alacağız. Biz bunu hayatımızda gördük Ömer Hocam. Onun için ne versek kârdır. Tabii ki şunu da unutmayalım Ömer Hocam. Bir şeyi yapmak zordur. Ama bir şeyi tahrip etmek çok kolaydır. Doğru. Sizler bir binayı bir dakika içerisinde yıkabilirsiniz. Aynen. Tahrip edersiniz. Ama onu inşa etmek senelerinizi alır değil mi? Doğru. Aynen bir çocuğu eğitmek de, onu salih bir evlat etmek de, ona güzel bir ahlak vermek de bu şekildedir. Doğru. Zaman ister. Fedakarlık ister, gayret ister. Ama hani biraz önce televizyondan, internetten bahsettik değil mi? Nasıl ki böyle güzel programlarımız varsa değil mi? Çok doğru. Güzel kanallarımız varsa aynı şekilde çocuklarımızın imanına zarar veren, ibadet hayatına zarar veren, düşünce dünyasını bulandıran programlar da var maalesef. Var maalesef. Gönül ister ki olmasaydı ama var. Doğru. Bugün mesela çocuklarımızın elinde bir şey var değil mi? Bir telefon var değil mi? Doğru. Artık öyle ki gençler istediği zaman yani şunu ifade edeyim. Harama ulaşmak artık çok kolay olmuş yani. Bir genç için. Evet. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Çok basit olmuş. Onun için biz bir çocuğumuza telefonu verdiğimiz zaman
Evvela o çocuğumuzun bu telefonu nasıl kullanacağı konusunda bilgi vermemiz lazım. Bilgi vermemiz lazım. İnterneti ona kullandırdığımız zaman internetin ne şekilde kullanması gerektiği konusunda, doğru, nasıl istifade etmesi gerektiği konusunda bilgi vermemiz lazımdır ki kendisini o zararlı olan yayınlardan da, süreçlerden de korusun. İnşallah. Allah razı olsun Kıymet Hocam. Yani böyle şeyden baştan alttan birinci kademeden aldınız. Bizi yukarılara kadar getirdiniz, yükseklere çıkardınız. Kıymet Hocam, yani bizim şeylerimizi de değiştirmemiz lazım bu anlamda. Sanki algılarımızı da değiştirmemiz lazım. Yani anne baba olarak bizler çocuklarımıza yönelik, yani çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman, onları her türlü imkanlarla onları beslediğimiz zaman, onların eğitim ihtiyacını karşıladığımız zaman, onlar yeme içmedir, giysidir, işte barınmadır gibi gibi ve onların her dediklerini yaptığımız zaman biz onları o şekilde yüzlerinin gülümsemesine bakınca mutlu olduklarını, biz onlara iyilik yaptığımızı ve iyi anne baba olmanın da sanki sadece onların o andaki o tebessümlerini sağlamak olduğunu ve bu şekilde onları mutlu ederek, bu şekilde onların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara anne babalık görevimizi eksiksiz yaptığımızı ve onlara iyilik yaptığımızı zannediyoruz. Yani şimdi bu bir algı. Ama bu eksik bir algı. Bu sadece belki dünyevi bir algı anlamında, geçici hazlar anlamında, geçici lezzetler, dünyevi lezzetler anlamında belki bize bir nebze rahatlık sağlayabilir. Ama Kur'an bu bakış açısıyla bakmıyor Kıymet Hocam. Evet. Allah razı olsun. Siz az önce bir velinin, bir anne babanın çocuğunu nasıl eğitmesi gerektiğinden bahsettiniz ve bir anne baba için çocuğuna bırakabileceği en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu söylediniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Hakikaten öyle. Yani bugün çünkü Müslümanlar olarak buyurduğunuz gibi, yani bir anne baba olarak bizler her türlü fedakarlığı zaten yapıyoruz. Çocuklarımızı sevdiğimizi böyle bütün hayatımızla ortaya koyuyoruz. Bazen çoğu zaman rahatımızdan vazgeçiyoruz. İsteklerimizden vazgeçiyoruz. Çoğu zaman böyle beklenen şeylerimizden, yani birçok alanda ihtiyaçlarımızdan vazgeçiyoruz. Kendi ihtiyacımızı öteliyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacı için harcıyoruz. İşte dershanedir, işte okuldur, şudur budur gibi gibi. Sırf onlar mutlu olsunlar, sırf onlar güzel yaşasınlar diye. Ama biz bir taraftan eğer bu dünyaları için buyurduğunuz gibi bunları mutlu etmek için bu kadar çaba sarf ederken, ahiret mutlulukları için çaba sarf etmiyorsak, vallahi biz iyi bir anne baba değiliz Kıymet Hocam. Yani bu algıyı değiştirmek lazım diye düşünüyorum Kıymet Hocam bu anlamda. Şimdi Muhterem Hocam, insan oğlu öyle bir varlıktır ki sadece bedenden, cesetten ibaret bir varlık değildir. Haklısınız. Maddi olarak var olan bir varlık değildir. Ruh ve bedenle var olan bir varlıktır. Bir de hocam, çocuklarımızın her zaman bizden istediği kendilerinin hayrına olan bir şey, faydasına olan bir şey değil ki. Bazen çocuklarımız çok zararlı şeyler isteyebiliyorlar. Elbette. Yani. Ki istiyorlar da çoğu zaman. Yani çocuğumuz icabında farklı bir teknolojiyi farklı yönde, yanlış yönde kullanmak isteyebiliyor. Evet. Çocuğumuz zevklerini farklı, yanlış yollarda tatmin etmek isteyebiliyor. Çocuğumuz doyumsuz bir talepte bizden bulunabiliyor. Bizi sıkıntıya sokacak, belki büyük borç altına sokacak taleplerde bulunabiliyor ve bu da borçla bizim dünyamızı ve ahiretimizi etkileyecek şekilde huzurumuzu kaçıracak bir şeyle, ki biz mesela diyelim, örneğin biz bilinçli insanlar olarak bile, din görevlileri olarak bile, biz ellerimizi açtığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği gibi biz diyoruz, biz bir şeyi Allah'tan isterken ya Rabbi diyoruz, eğer hakkımızda hayırlısıysa bize nasip eyle. Hayırlı değilse bize nasip etme diye böyle dua ediyoruz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile böyle dua ederdi. Kainatın Efendisi bile böyle bir dua yaparken, bütün alimler, sahabe-i kiram böyle dua ederken, çocuklarımızın her istediğinin haklarında hayırlı olduğunu düşünmek ve söylemek ve bu şekilde onların bu şeylerinin isteklerini karşılamak çok büyük bir yanlış olacaktır Kıymet Hocam. Evet. Ne güzel ifade ettiniz. İyi bir anne baba olmak çocuğun her isteğini yerine getirmek değildir. Ya. Yeri geldiği zaman ona yok, yani olmadığını, bu şeyin zararlı olduğunu öğretebilmek de bir erdemdir. Çok bir doğru. Eğitim metodudur. Çok doğru. Onun için dediğiniz gibi sizler çocuğun her dediğini yaptığınız zaman ne olacaktır? O çocuk doyumsuz olacaktır. Bakınız, geçenlerde ben bir video izledim. Bir tane konusunda uzman bir kişi anlatıyordu. Ben çocuğumu öyle bir şekilde eğittim ki bir bisiklet benden istediği zaman
Ben de ona 10 tane bisiklet alacak imkanım vardı. Evet. Ama ben hemen almadım o bisikleti. Evet. Ne yaptım? Bir kasa limon o çocuğa verdim. Pazara gönderdim. Evet. O şekilde o çocuğa bisiklet aldırdım diyor. Çok güzel. Yani bu şekilde o insan ne öğretiyordu çocuğa? Kendinin kazandığıyla bir şeyler elde etmek. Çünkü Çok sen doğru. sürekli o çocuğun yanında olmayacaksın. Çok doğru. Çocuğun her dediğini yap. Çocuğun her istediğini yap. Evet. İleriki zamanlarda bu şekilde sen eğittiğin zaman o çocuğu, ileriki zamanlarda sen olmadığın zaman o çocuk bir şeyler elde etmek istediği zaman, almak istediği zaman nasıl alacağı bilincine de sahip olmaz. Doğru. Onun için ne kadar güzel bir eğitim metodu. Hakikaten Onun için dediğiniz gibi çocuğun her istediğini buyurun, bu şekilde sizler çocuğu mutlu edemezsiniz. Doğru. Şimdi şunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet hocam. İnsan oğlu öyle bir varlıktır ki sadece bedenden ibaret bir varlık değildir. Bir de ruhi yönü vardır. Maddi boyutu olduğu gibi manevi boyutu vardır. Evet. Elbette ki bir insan olarak maddi olarak bazı temel ihtiyaçlarımız vardır. Çocuklarımızın bazı maddi temel ihtiyaçları vardır. Evet. Ebeveyn olarak çocuklarımıza karşı yerine getireceğimiz en önemli sorumlulukların başında evet, onlar dünyaya geldiği zaman ne yapıyoruz? Onların beslenmesi. Doğru. Değil mi? Çok doğru. Beslenmesi için gereken gayreti göstermek. Elbette ki Cenab-ı Allah rızkı veriyor ama evet, o rızkın da elde edilebilmesi için bizim de bir gayret göstermemiz lazımdır. Bunun için Yüce Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onların rızkını veren benim, rızık korkusuyla, endişesiyle, yoklukla, yokluk endişesiyle sakın ola çocuklarınızı imha evet, etmeyiniz. Doğru. Çocuklarınızı öldürmeyiniz diyor Ömer Hocam. Şimdi eskiden insanlar böyle yapıyorlardı değil mi? Evet. Bizler cahiliye döneminde baktığımız zaman Ömer Hocam kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Doğru. Niçin o insanlar böyle yapıyorlardı? Çünkü kız çocuklarını kendilerine bir külfet olarak görüyorlardı o insanlar. Evet. Şimdi günümüze bile baktığımız zaman artık insanlar efendim ben iki çocuğa bakamam, üç çocuğa bakamam. Hadi üç tane oldu ben dördüncüsüne şu maaşla nasıl bakabilirim? Evet. Her istediğini yerine getiremem ki der düşüncesiyle Ömer Hocam üzülerek ifade edelim ki cahiliye döneminde çocuklar doğduktan sonra öldürülüyordu ama günümüzde daha çocuklar şu dünyaya gözlerini açmadan öldürülüyor. Maalesef. Anne kanında daha öldürülüyor. Niçin öldürülüyor? İşte bu yokluk korkusuyla. Niçin öldürülüyor? İşte sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi. İşte bu çocuk yarın öbür gün doğacak. Evet. Benden şunu isteyecek, bunu isteyecek. Ama ben o isteklerini yerine getiremeyeceğim. İsteklerini yerine getirmediğim zaman her gün benim için ölüm olacak düşüncesi var ya. Evet. O maddiyatçı düşünce var ya. Hayır, böyle değil. Çocuğun her istediğini sen yerine getirmek zorunda değilsin. Evet. İyi şeyleri verebilirsin. Verebilirsin. Ama çocuk kötü şeyler de istediği zaman verecek misin? Vermemek lazım. Vermemek lazım. Vermemek lazım. Bu konuya dikkat etmemiz lazımdır. Uh-huh. Aslında her uh-huh, konuda olduğu gibi çocukların eğitimi konusunda da bizim için en güzel Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam örnektir. Çok doğru. Yani biz bakıyoruz çocuklara karşı Efendimiz sevgiyle muamele ederdi. Merhametle muamele ederdi. Hoşgörüyle onlara muamele ederdi. Yanılmıyorsam Enes bin Malik anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Küçüklüğümden beri onun terbiyesi altında yetiştim. Evet. Ve Resulullah'ın bir gün bana karşı öf dediğini işitmedim. Bir şey yaptığım zaman niçin bu şeyi böyle yapmadın dediğini de işitmedim. Evet. Bunu bizzat Peygamberimizin o eğitimi altında yaşayan bir sahabe çocuk anlatıyor. Çocuk anlatıyor. Evet hocam. Peygamberimizin çocuğu yetiştirme eğitimine bakar mısınız? Yani bundan neyi anlıyoruz? Hı hı. Peygamberimiz çocuklara karşı hoşgörülüydü. Çocukları incitmezdi. Çocuklara kötü söz söylemezdi. Onların kalplerini kırmazdı. Bakınız çokça dile getirdiğimiz bir hadis-i şerif vardır. Peygamberimiz bir gün mescidinde torunu Hazreti Hasan'ı kucağına alıyor. Onu okşuyor, öpüyor, seviyor. Buna bir sahabe şahit olunca şöyle diyor, ya Resulullah vallahi benim 10 tane evladım var. Evet. Lakin şu güne kadar birisine alıp da okşamışlığım ve öpmüşlüğüm yoktur deyince evet, o merhamet timsali peygamberimiz şu cevabı veriyor o sahabesine. Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa Muhammed sana ne yapsın? Merhamet etmeyene evet, merhamet edilmez. Küçüklerine merhamet etmeyene, büyüklerini saymayanlara Allah da rahmet nazarıyla bakmaz. Onun için bizler çocuklarımızı elbette ki yetiştirirken sevgiyle, şefkatle, merhametle onlara yaklaşacağız.
Tabii ki bunu yaptığımız zaman sınırsız bir sevgi değil, sınırsız bir merhamet değil, sınırsız bir doyumsuzluk değil. Yani o çocuğun varlık içerisinde yetiştirdiğimiz gibi bazen de yokluğu da o çocuğa göstermemiz lazımdır ki gerçekten o çocuk iyi bir çocuk olabilsin. Doğru. Ömer Hocam. İnşallah. Bir de şu konuda son derece önemli muhterem hocam. Evlat evlattır. Evet. Yani şu kızdır, şu erkektir ayrımı söz konusu değildir. Doğru. Ebeveynlere düşen sorumluluk, vazife evlatların arasında adaleti sağlamaktır. Evet. Yani cahiliye döneminde böyle bir anlayış olduğu gibi maalesef bizim toplumumuzda da hala bu anlayışın kırıntıları var. Doğru. Yani erkek evlat ile kız evlatların maalesef arasının ayrılması veya farklı bir şekilde muamelelere maalesef tutulması Ömer Doğru. Hocam. Son derece tehlikeli bir durumdur. Onun için ikisi de ciğerparedir. İkisi de evladımızdır. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgilendiğimiz gibi, evet, erkek çocuklarımızın eğitimiyle ilgilendiğimiz gibi, evet, aynı şekilde kız çocuklarımızın eğitimiyle de ilgilenmemiz Doğru. lazımdır. Daha birkaç sene öncesine döndüğümüz zaman Ömer evet. Hocam maalesef toplumumuzda şöyle bir algı vardı ve güçlüydü. Kız çocukları okula gönderilmez. Doğru. Kız çocukları okumaz. Kız çocukları yetiştirilmez. Evet. Kız çocukları Kur'an kursuna gitmez anlayışı vardı. Maalesef. Ama elhamdülillah bu süreçle yani bu zamanımızda günümüzde bu anlayış fazla da kalmadı. Doğru. Fazla da kalmadı. Ama hala yok mu? Var. Maalesef var. Onun için bizler erkek çocuklarımızın eğitimine önem verdiğimiz gibi kız çocuklarımızın eğitimine de önem vermeliyiz. Belki de kız çocuklarımızın eğitimine Ömer evet. Hocam. Evet. Erkek çocuklarımızın eğitiminden daha fazla önem vermemiz lazımdır. Niye? Doğru. Çünkü o çocukları yani çocukların ilk öğretmeni annelerdir. İlk terbiyeyi çocuklar annelerinden alır. Evet. Baba sürekli evde değildir. Baba sürekli çocuklarıyla beraber değildir. Çünkü evet. iş hayatındadır Doğru. değil mi? Onun bir Aynen. iş hayatı vardır. Ama o çocuklarla sürekli beraber olan, Evet. o çocukların eğitimini üstlenen Doğru. ve o çocuklara belki de babadan daha fazla model olan, örnek olan annedir. Doğru. Anneler sağlıklı olursa, evet. anneler eğitimli olursa, evet. anneler bilgi sahibi olursa inanınız ki çocuklarımız da o derece sağlıklı olacaktır inşallah. İnşallah. Değerli. Bunun için bir Müslüman olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl çocukların eğitimiyle ilgilenmiş ve onları eğitmişse bize düşen biz evet. bize düşen eğitimcilere anne babalara evet. peygamberimizi bu konuda örnek alıp onun çocuklara muamele ettiği gibi onun çocukları eğittiği gibi bizlerin de muamele etmesi ve onları eğitmesidir. İnşallah. Allah razı olsun. Dilinize sağlık Mehmet Hocam. Yani bu hakikaten yaz Kur'an kurslarımızın online aracılığıyla verilmiş olması tabii dedik ya yani hani şer görünen şeyde Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Sizin şer gördüğünüz şeyde hayır olabilir. Hayır olarak gördüğünüz şeyde sizin için şer olabilir. Yani biz inanıyoruz ki bu virüs, bu pandemi süreci belki her ne kadar alışılmış bir eğitim modeliyle karşımıza çıkmadıysa, bizi bazı şeylere zorladıysa da şu anda online olarak yaz Kur'an kurslarının Diyanet TV aracılığıyla televizyondan verilmiş olması gibi daha önceden camilerden Kur'an kurslarından veriliyordu. Ama biz inanıyoruz ki bu da bizler için bir hayır olacak. Şer görünüyor. Biz şer olarak gördük. Niye böyle oldu diye şey yaptık, sorguladık. Ama inşallah bir hayır olacak. Hayra vesile olacak. Tabii bize çok büyük bir görev düşüyor Kıymet Hocam. Yani bugün örneğin bir anne baba, madem ki Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet TV'miz, yani böyle bir fedakarlık yapmış, böyle bir proje, güzel bir proje ortaya koymuş. Çok büyük bir finansman sağlamış ve her eve ve herkesin ulaşabileceği şekilde ulaşma imkanı sağlamış. Ve kaçıranlar için de hatta ne yapmış? Diyanet TV'nin YouTube kanalı üzerinden daha önce dinleyemediği dersleri de dinleyebilme imkanı sunmuş. Evet. O zaman anne babalara düşen, biz velilere düşen yani bu güzellikten, bu yaz Kur'an kursundan çocuklarımızın istifade etmesi için süreci takip etmek. Yönlendirmek, onlara yardımcı olmak. İnşallah. Çünkü bu hakikaten büyük bir vebal. Eğer biz bu nimeti değerlendiremezsek, kıymetini bilemezsek bu bize büyük bir vebal getirecek. Çünkü şu anda Cenab-ı Allah bizlere böyle bir imkanı hamdolsun nasip eyledi. Tamam. O zaman bize de düşen bu nimetin hakkını vermek için
ve bu nimetten istifade etmek, çocuklarımızın istifade etmesi için ortam sağlamak olmalıdır. Cenab-ı Allah azami derecede inşallah istifade etmeyi nasip eylesin. İnşallah. Kıymet Hocam, son olarak böyle süreçle ilgili hem böyle izleyicilerimiz bizi dinlerken cuma saatinde neler söylersiniz? Son olarak konumuz bağlamında şunu ifade etmek isterim ki Ömer Hocam, çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Cenab-ı Allah'ın en değerli nimetlerin başında gelmektedir. Onun için biz de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Evet. Eğer biz de çocuklarımıza sahip çıkmazsak Ömer Hocam, başkaları sahip çıkacaktır. Allah korusun. Doğru. Bizler çocuklarımıza sahip çıktığımız zaman herkes, bütün anne babalar olarak, toplum olarak bizler çocuklarımıza sahip çıkıp onlara güzel bir ahlak aşıladığımız zaman, Kur'an ahlakını, Resulullah ahlakını aşıladığımız zaman toplum da güzel olacak. İnşallah. Şimdi şu da yanlış bir düşüncedir. İşte benim çocuklarım iyi olsun, başkalarının çocukları kötüyse bana ne demeyeceğiz. Evet. Çünkü o çocuklarımız yarın öbür gün o çocuklarla beraber olacaktır. Bunu bilmeliyiz. Çok doğru. Ve çocukların akabinde en fazla etkilendikleri grup arkadaş grubudur. Doğru. Sizler evde çocuklarınızla ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin. Evet. Ne kadar onlara güzel şeyler anlatırsanız anlatın. Evet. Ama o çocuklar yarın öbür gün okula gideceklerdir. Başka çocuklarla beraber olacaklardır. Doğru. Onun için bütün çocuklarımızın güzel olması gerekiyor ki bizim çocuklarımız da iyi olsun. Bakınız bugün gerçekten sokaklarımız, caddelerimiz, üzülerek ifade edeyim ki Ömer Hocam, tehlikelerle dolu. Çocuklarımıza bakıyoruz, gençlerimize bakıyoruz. Sokaklara terk edilmiş. Çocuklarımıza bakıyoruz, gençlerimize bakıyoruz. Madde bağımlısı olmuş durumdadırlar. Ve bizim bugün belki de Urfa'mızda yaşamış olduğumuz en temel sorunların başında Ömer Hocam, gençlerimizin ve çocuklarımızın bu madde bağımlılığına mahkum edilmiş olmasıdır. Maalesef. Onun için biz bu konuda gerekli çareleri arıyoruz. Doğru. Ve dolayısıyla bizim geleceğimiz olan, umudumuz olan çocuklarımıza ne olur sahip çıkalım. Biraz önce ifade ettiğim gibi bizler sahip çıkmazsak bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Başkaları sahip çıkacaktır. Evet. Başkaları onları kullanacaktır. Hani bir söz vardır ya, gençlerine sahip çıkmayan milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu ifade ederler. Gerçekten doğru. Öyle. Bizler çocuklarımıza sahip çıkalım. Gençlerimize sahip çıkalım ki geleceğimizde bahar olsun inşallah. İnşallah. Hocam dilinize sağlık. Allah razı olsun. Sizinle zamanın nasıl geçtiğini biz anlayamadık. Allah razı olsun. Bize bir fırsatı verdiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Allah razı olsun. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, bugün konumuz ve konuğumuz hakikaten değerliydi. Biz Kur'an kurslarından bahsettik. Çocuklarımızı Kur'an eğitimiyle yetiştirmenin, Kur'an'la buluşturmanın faziletini anlatmaya gayret ettik. Ve bu çabada ya çocuklarımızı Kur'an'la buluşturma noktasında çaba gösteren ve ülkemizin, İslam ümmetinin daha doğrusu temel kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu anlamdaki çabasını aktarmaya gayret ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımız malum online olarak Diyanet TV aracılığıyla günde iki defa Kur'an öğreniyorum ve Kur'an okuyorum başlıklarıyla, aynı zamanda dini bilgiler, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gibi temel dini bilgiler anlamında evlerimizi nurlandırıyor, evlerimize ilim saçıyor. İlmin bize ulaşmasına vesile oluyor. Cenab-ı Allah bizlere onlardan istifade etmeyi nasip eylesin. Son olarak da sizlere kıymetli izleyenler bir çağrımız var. Tabii malum bu süreci, virüs süreci, pandemi süreci bütün hayatı etkiledi ve etkilenen alanlardan bir tanesi de ömür boyunca hazırlık yapmış, kuraya girmiş ve hacı olmayı bekleyen, kutsal topraklara gitmek isteyen kardeşlerimizin bu yıl haca gidemiyor olması. Yani çünkü Suudi Arabistan Bakanlığı'nın, Hac Bakanlığı'nın açıklaması üzerine bu yıl Suudi Arabistan yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini ifade etti. Ve bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle merakla, sabırsızlıkla bekleyen kardeşlerimizin kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırmak adına hemen diğer gün resmi olarak bir açıklama yaptı. O açıklamayı müsaadenizle sizlere duyurmak istiyoruz. Yani iki tane Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl haca gidemeyecek olan hacı adayı kardeşlerimize iki tane seçenek sundu. Bunlardan bir tanesi, eğer kişi isterse ben bu yıl gidemiyorum ama gelecek yılda gitmeyeceğim, o yüzden vazgeçtim deme seçeneği sundu. Eğer o kardeşimiz öyle bir şeyde bulunursa, talepte bulunursa bir dilekçe doldurarak il müftülüğünde vazgeçecek. Parasını da kuruşu kuruşuna ayın 13'ünden itibaren parasını bankadan alacak. Hesabına yatırılan parasını alacak. Bir ikinci seçenek de
hacı erteleme seçeneği. Yani bu yıl gidemedik, malum kimse gidemiyor zaten. Ama nasip olursa ben gelecek yıl gitmek istiyorum diyen kardeşlerimiz için ise onlar da yine müftülükte bir dilekçe dolduracaklar. Ki dilekçe örnekleri de burada. Bir dilekçe dolduracaklar. O dilekçeyle ben gelecek yıl gitmek istiyorum dedikleri zaman onların o kazanılmış kura hakları saklı kalacak. Gelecek yıl yeniden haca gitmeleri için kuraya girmeden haca inşallah nasip olursa, inşallah bu süreçte biterse haca kurasız olarak gidecekler. O gidecek olanlar ise paralarını alacaklar ancak sadece 1000 Suudi Arabistan riyalı ücretleri bankada hesaplar kapanmasın. Bir diğeri de Suudi Arabistan'a o gidiş karşılığında, kişi karşılığında yapılacak yapılan masraflardan dolayı bankada hesaplarında kalacak, o masraflar için kullanılacak. 1000 Suudi riyalının dışındaki bütün paralarını yine o kardeşlerimiz de geri alabilecekler. Ama ne zaman? Yani seçeneğimiz ne olursa olsun. İster hacımızı ertelemek, ben seneye gitmek istiyorum diyen kardeşlerimiz, isterse de ben vazgeçtim diyen kardeşlerimiz mutlaka il müftülüğüne uğrayacaklar. İl müftülüğünde orada hac bürosunda bir dilekçe, önlerine sunulan bir dilekçeyi dolduracaklar. O dilekçeyi verdikten sonra kendilerine verilecek olan belgeyle birlikte 13 Temmuz'dan itibaren, 13 Temmuz'dan itibaren gidecekler bankadan. Ki orada banka isimlerini de söyleyecekler hac bürosuna kardeşlerimiz. Gidip bankadan kimliklerini ibraz etmek suretiyle paralarını geri iade edebilecekler. Bu duyuru da yapmış olalım. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu süreci en az zararla inşallah geçirmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Allah bizlere bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Cenab-ı Allah camiye, hacca, evine açılan bütün yolları önümüze açsın. Cennete giden yolları önümüze açsın. Cehenneme giden, ayrılığa götüren, camiden, Kabe'den, mescitten, Mescid-i Nebevi'den, Mescid-i Aksa'dan uzaklaştıran bütün yolları önümüze kapatsın ve yüreklerimizi iman nuruyla parlatsın. Kalplerimizi imanıyla mutmain eylesin. Cumamızı mübarek kılsın. Allah'a emanet olun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.